Merhaba arkadaşlar. Yazılım mühendisi üzerine sohbetlerimizin 8.sini gerçekleştireceğiz. Ders tanıtımlarına devam ediyoruz şöyle. Şimdi ikinci sınıf derslerindeyiz. İkinci sınıf üçüncü yarı yıl oluyor. Üç ve dördüncü yarı yıl. Şimdi ikinci sınıfta yine temel kültür derslerinde neler var? İşte tarih dediğimiz Atatürk ilke ve inkılap tarihi olarak geçen ders var. Ondan sonra olasılık ve istatistik dersi yine biraz daha matematiğe yakın bir ders. Lineer cebir de aynı şekilde. Şimdi burada sizin bilmeniz gereken şu 4 ders var yani ya bölüm dersi olarak. Şimdi bunlardan ilki ayrık yapılar. Ayrık yapılarda hani şu doğruluk cebiri var. Hatırlarsınız belki. Şeyde de vardı, matematikte de vardı. Ve veya veya değil, ve değil şeklinde or, and, not. Bu doğruluk cebirlerinin işlendiği bir ders, ayrık yapılar dersi. Keyifli bir ders, eğlenceli bir ders. Yani çok fazla sizi zorlayacak bir ders değil, onu söyleyeyim öncelikle. Ondan sonra mesleki İngilizce biraz daha böyle artık birinci sınıftaki İngilizceye göre daha ağır oluyor. Çünkü teknik terimlerin çokça yer aldığı bir ders oluyor mesleki İngilizce dersi. Bol bol İngilizcenizi geliştirmek için pratik yapma şansınız oluyor ders esnasında. Zaten genelde mesleki İngilizce dersinde pek Türkçe konuşulmuyor. Tamamen ders İngilizce olarak ilerliyor. Böyle bir artısı var. İngilizcenizi geliştirmek için çok iyi bir fırsat. Sayısal tasarım dersi şey olarak sanırım bu daha önce mantık devreleriydi bizde de. Onun karşılığı mı tam bilmiyorum sayısal tasarımı. Bizde normalde lojik devreler olarak geçiyordu. Eğer lojik devrelerse işte temel elektrik elektronik dersinin giriş kısmı şeklindeydi ama sayısal tasarım hakkında pek bilgim yok. Nesne tabanlı programlamada C#. C# diline giriş yapıyorsunuz nesne tabanlı programlama dersinde. Temel sintaksa başlıyorsunuz. Konsolda ilerliyor dersler. Sonra dönem sonuna doğru form kısmına geçiş yapıyorsunuz. Sonra ikinci dönemde yani ikinci sınıfın ikinci döneminde yine Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi dersi var. Ondan sonra diferansiyel denklemler geliyor. Diferansiyel denklemlerden sonra ne geliyor? Sonra yine İngilizce dersi var. Şurada yazılım gereksinimleri ve analizi var. Yine yazılım proje yönetim süreçleriyle ilgili bir ders ama bu kez yazılım gereksinimleri ve analizi üzerinde duruluyor. Gereksinim ve analiz nasıl belirlenir, nasıl yapılır? Gereksinimlerin ve analizlerin dokümantasyonu nasıl yapılır? Bunlar nasıl oluşturulur? Bunlar üzerine ilerlemiş olduğunuz bir ders olacaktır. Sayısal analiz dersi. Sayısal analizde yanılmıyorsam MATLAB kullanmıştık. MATLAB komutlarının çokça yer aldığı bir ders diye hatırlıyorum ama galiba öyle olması lazım. MATLAB komutlarının çokça yer aldığı bir dersti. Ekonomi dersi var. Ekonomide ekonomiye giriş dersi. Şimdi burada bu dördüncü yarı yılda sizi en çok ilgilendirecek derslerden birisi veri yapıları dersi. Veri yapıları dersi eğlenceli bir ders. Biraz zor da bir derstir. Onu da söyleyeyim size. Biraz uğraştırır. Hem sınavları da pek kolay olmayan bir derstir. Ama size çok şey katacaktır. Özellikle bu algoritma çözme kısmında size çok şey katacaktır. Hani şu ağaç yapıları var ya, belki daha önce yazdığınız kodlarda falan kullanmışsınızdır. Düğümler, ağaç yapıları, sıralama işlemleri, listeler, kuyruk yapısı gibi temel konuları ele alan bir ders, veri yapıları ders. Data structure olarak geçiyor zaten literatürde. Bir de ileri programlama teknikleri var ama bunun hakkında da bir bilgim yok. Bu da sanırım bu sene eklendi ve AKTS'si de şu anda burada gözükmüyor. Muhtemelen şeydir. Seçmeli bir ders olabilir. Çok emin değilim ama seçmeli bir ders olmuş olabilir. Bu ders ikinci sınıf dersleri de bu şekilde. Yani dediğim gibi burada size en çok şey katacak ders. Nesne tabanlı programlama C#. Ondan sonra bir de ayrık yapılar da fena değil. Bir de burada veri yapıları dersi. Bir de tabii yazılım gereksinim analizi. Sizi bölüm dersi olarak bir adım daha ileriye taşıyacak olan dersler. Üçüncü sınıf derslerinin videosunda görüşmek üzere diyelim o zaman.